3 adet közlenmiş patlıcan, 1 diş sarımsak, 1 kase süzme yoğurt, yarım limon suyu, 4 yemek kaşığı tahin sosu için, 4 adet kırmızı toz biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı soya sosu. Tamam. Allah'ım nasıl güzel olmuş bunlar. Evet, onları sana kap getirmem lazım değil mi benim? Yok, dursun şimdilik, sonra yaparız. Çok sıcak. Ben bir tane tava çıkarayım, bunu hemen tavada. Hop. Üçüncü şifremiz cümlemiz. Cümleniz. Cümledir. Tamam. Sağır duymaz uydurur. Cümledir. Ben bunları böyle çırpayım mı sadece? Evet evet. Sen onları çırpıp patlıcan sosla buluşturana kadar. Ben buradan rende alayım. Rendeyle ne yapacaksın Nermin? Sarımsak rendeleyeceğim. Ha, burada minik vardı, minnak bizim. Ha. Şimdi yoğurdu aldık. Süzme yoğurdumuz gayet başarılı. Şunlar benim. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Tahin, limon, seni cevizi finale. Ne canım? Çeta. Verdim hemen. Bunlar senin mi? Evet onlar. Sen yoğurt sosuna sen alacaksın. Tamam, biraz ceviz. Çeta. Cevizi de üstüne koyacaktık. Finale yapalım, evet. Hı-hı. Evet. Çan sarımsağına. Limon, limonu burada. Hı-hı. Tahin, limon senin. Bakın, çok pratik bir yöntem. Soğacağınız yoksa efendim, çetalı daldırıyorsunuz. Bütün çekirdekler yoğurdun içinde. Tam istediğimiz buydu zaten. Bunu yakaladıktan sonra daha lezzetli salatalar elde ediyoruz. Bu da senin kuzu. Benim, benim gibi kendimle uğraşan ben bir sunucu olamazsınız. Yoğurdu şöyle güzelce çırptık. Sonrasında tahini koyduk. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Şipşak. Bak, bütün pratik tarifler bende. Bütün pratik tarifler Nermin'in enfes mutfağında. Sarımsağını rendeleyebildin mi? Rendeleyeyim mi? Rendele. Ah, sen güzel rendeleyin. O ne öyle yarım şey söğüş soğan maşallah gibi. Maşallah, şey bir şey söyleyeyim sana, soğan gibiydi satın. Soğanın cücüğünü mü koydun sen? Bir şey söyleyeyim bak, yapıştır. Bak. Tamam tamam, hadi yapıştırma, vakit yok, anladım. Tamam. Vallahi bir tane nereden buldunuz onları? Yüksel Bey almış. Evet, soğanımızı burada hafif böyle karamelize ediyoruz. Kırmızı soğanın faydaları saymakla bitmez efendim. Özellikle balık yanlarında, salatalarda bolca tüketmemiz gereken muhteşem bir besin kaynağıdır kırmızı soğan. Ama yedikten sonra lütfen Allah rızası için kimsenin yanına yaklaşmayın. Kimsenin de günahına girmeyelim yani. Biri o değilsin, çok önemli. Şöyle güzelce. Oo. Biraz al dente bırakacağız zaten. Şurada sosu karıştırdık. Dur, ben sana bir tane servis tabağı getireyim ki onu alalım. Dur. Tahinli yoğurt muhteşem bir ikilidir. Ve içerisine sarımsak girdiğinde limonun ekşi aromasıyla da tabii ki neydi, balcan mı diyorduk? Balcan buluşunca, nerede balcan diyorlardı? Hangi yörede? Balcan. Antep mi? Antep değil mi? Balcan girdiğinde koçmaz. Aman Allah'ım. Nermin onu sen buna yay. Bak bak üstüne bak. Şey koyarız. Közlenmiş patlıcanımızı aldık. Balcanımızı, ama pastalara yakın girebilir miyiz? Bu sarılığı, civciv sarılarını görebilir miyiz? Yani bir limon sosu bu kadar güzel olabilir. Al, al kuzum, al kavanoz, senin olsun. Şey mi şimdi, balcanda ben fıstığı ne yapacağım? Ama hayır, süsleyeceğim. Şeye süsle. Tamam. Mübareğin güzelliğine bak. Serpil'in son kullanma tarihi yaklaştı diyor. Kimin? Serpil'in. Ay. Ay, hiç umurumda değil diyor bak. Maaşına zam Serpil, öyle diyorlar. Hiç gerek yok. Maaşımdan ben memnunum, söyle kendisine. Maaşından memnunmuş Yüksel Bey. Sadece haksızlığı sevmiyoruz, o kadar. Onu sen bir yaysana, buraya sadece soğanı böyle şey yapalım. Şöyle koyarız. Evet. Bakın burada sunum çok önemli. Çatalın ters kısmıyla şu şekilde orta kısımlarını birazcık çukur yaparsak bu salatalarda bunun gibi birçok salatada çok daha güzel bir lezzet oluyor. Serpil'cim vereyim. Ne yapıyorum bakayım burada efendim? Gördüğünüz gibi neydi? Soya mıydı? Evet evet. Soyamızı döküyoruz. Esmer şekerimiz. Esmer şekerimiz. Döküyoruz. Bu karamelize ediyor. Cevizimizi koyuyoruz. Sen onu hallet. Yaptık mı efendim? Yaptık.
Poğaçalarımızı sen şu tabağa alsana tatlışko. Sen çıkar poğaçaları. Yok, o soğusun azıcık. Giriyoruz son bir dakika. Çıkarayım mı? Çıkar. Evet efendim. Ah yavrum, ah yavrum. Geldi. Tabii siz bunu birazcık soğutun evde. Allah 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 Allah. Yani benim kurban olsunlar. Rabbim herkesin evinde bu güzelliklerin pişmesini nasip etsin. Mübarek Perşembe günü. Nerede bir derdi varsa, nerede bir hastamız varsa Rabbimden dertlilere deva, hastalara şifa diliyorum. Bu güzel mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Ay gel. Duamızı da ettik. Aman Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.